Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sıklıkla teknoloji mecralarında karşımıza çıkan bir haberi masaya yatıracağız. Biliyorsunuz Apple önümüzdeki süreçte yeni iPhone modellerini tanıtacak. Yani iPhone 16 serisi yakında bizlerle beraber olacak. Burada çıkan dedikodular şu arkadaşlar. Ming-Chi Kuo var. Eğer teknoloji sektörünü az çok yakından takip ediyorsanız bu elemanın ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisi Apple'a yakın kaynaklardan bilgi alarak bu bilgileri internette paylaşıyor zaten. Bu elemanın söylediğine göre arkadaşlar, Apple yeni dönemde çıkaracağı iPhone 16 modellerinde düz modelleri yani iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın fiyatını 100 dolar daha ucuzlatacak. Peki neden? Yani söz konusu Apple olduğunda bir şeylerin ucuzlamasına biz çok fazla alışkın değiliz. Fakat geçtiğimiz döneme baktığımızda yani iPhone X öncesine baktığımızda evet gerçekten Apple'ın bir noktadan sonra biz fiyatları düşürdüğüne tanıklık ettik. Ama bu genel olarak maliyetlerin azalmasıyla ilgili bir durumdu. Fiyatlar nerede zıpladı? Apple hem yeni çerçevesiz tasarımına geçti. Biliyorsunuz Face ID'yi işin içine soktu. Hem de 5G'ye geçiş sürecinde malum Apple Qualcomm'la da ilgili sorunlar yaşamıştı ve Qualcomm'un yüklü ödemeler yapmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla bu noktada Apple'ın 5G destekli cihazları da biraz yüksek fiyatlardan karşımıza çıktı. Şimdi gelelim bu iddianın temeline. Ming-Chi Kuo diyor ki artık Apple 5G tarafındaki maliyetlerini iyiden iyiye azaltmış durumda. Ve yonga seti tarafındaki maliyetlerini de azaltmış durumda. Bu sebepten ötürü düz modellerde bir nesil önceki yonga setini kullanmasından ötürü fiyatlarını biraz daha insani seviyelere çekecek. Ayrıca iOS ekosistemini daha da yaygınlaştırmak istediği için düz modellerde 100 dolarlık bir indirime gidecek. Peki bu indirim Pro varyantındaki modellere de yansıyacak mı? Ming-Chi Kuo diyor ki hayır, Pro varyantındaki modeller yine aynı fiyat seviyesinden karşımıza çıkmaya devam edecek. Yani iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kaç dolardan çıktıysa 16 Pro ve 16 Pro Max de aynı fiyat seviyelerinden karşımıza çıkacak. Tabii ki işi Türkiye'ye yorduğumuzda tablo biraz daha değişiyor malum. Yeni iPhone modelleri Eylül-Ekim ayı gibi ülkemize gelmiş olacak. Ama bu noktada önemli olan şu arkadaşlar. Eğer o zamana kadar Türkiye'deki dolar kuru çok fazla artmazsa, yani bugünkü seviyelerinde durmaya devam ederse ya da ne bileyim 33 lira şu anda, 33 liradan 34, 35, 36 gibi seviyeleri çıkarsa muhtemelen biz de iPhone 16 ve 16 Plus'ı 15 ve 15 Plus'ın çıkış fiyatından daha düşüğe satın alabiliriz. Ama dediğim gibi burada Türkiye'deki döviz kurlarının nasıl bir hareket, nasıl bir ivmelenmeyle karşımıza çıkacağı çok önemli. Şimdiki tahminler evet döviz kuru artmalı diyor. Yani özellikle dövizin 33-34 TL bandında tutulmasının Türkiye ekonomisine ilerleyen zamanlarda zarar vereceği yönünde bazı görüşler hakim. Dolayısıyla bunu kestirmek biraz zor ama eğer dolarda bir artış yaşanırsa ne yazık ki biz yine yeni çıkan iPhone modellerini de bir tık üstü fiyatlardan satın almak zorunda kalabiliriz. Lakin dediğimiz gibi döviz kurlarında şu andaki yatay seyir Eylül-Ekim aylarına kadar da devam ederse ki artık önümüzde çok bir vakit kalmadı. Temmuz'dayız artık. Temmuz'u bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla Ağustos var. Sonrası Eylül zaten arkadaşlar. Biz buna 2 aylık bir süreç olarak bakabiliriz ya da 2,5 aylık bir süreç olarak bakabiliriz. 2,5 aylık süreçte eğer kurda çok büyük bir zıplama olmazsa biz artık daha ucuza iPhone kullanmaya başlayabileceğiz ki bu bizim çok alışık olmadığımız bir şey ama gerçekleşirse gerçekten çok bomba olur. Evet, bugün sizlerle birlikte son dönemde iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın daha ucuz bir fiyattan satışa sunulacağına dair ortaya çıkan dedikoduları değerlendirdik. Eğer sizlerin de bu konu hakkında bir fikri varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarında soru varsa bunları yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.